Uzanalım bir komşuya. Yunanistan'da neler yaşanıyor? Birlikte adım adım takip edelim. Komşuda savaş karşıtı eylem vardı. Ukrayna'ya sevk edilen Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tanklarını taşıyan tren engellendi. Yunanistan Komünist Partisi üyeleri raylara barikat kurdu. Tankların üstüne de katiller evlerinize dönün yazdı. Tren yoluna barikat kurdular. ABD'ye ait tankların geçişine izin vermediler. Sıradışı görüntünün adresi Yunanistan'ın Dede Ağaç kenti. Yunanistan Komünist Partisi üyeleri ve savaş karşıtı bir grup tren yolu hattında toplandı. Göstericiler tren yoluna barikat kurdu. Eylemciler Dede Ağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır şeklinde slogan attı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler ABD ve NATO aleyhine de slogan attı. <Sessizlik> Eylemciler Bulgaristan'a giden ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdular. Bir gösterici vagondaki tanka çıktı, üzerine kırmızı boyayla katiller evinize dönün yazdı. <Sessizlik> Dede Ağaç Ukrayna Savaşı ile birlikte NATO için önemli bir rota haline geldi. Askeri teçhizatlar bu rota üzerinden Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevk ediliyor. Şimdi bir konu var ki emekliler merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon ücretlerini. Daha öncesinde de emekli maaşları en düşük 10 bin lira olmuştu Türkiye genelinde. Bunun üzerine işte artık kamu bankalarının vereceği promosyon ücreti güncellenmiş oldu. Bu rakam 8 ila 12 bin arasında değişiyor. Peki akıllarda bir soru var. Özel bankalarda bu yarışa dahil olacak mı? Özel bankaların açıklayacağı promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte bütün bu soruları, aklımızdaki soruları cevapladı bir araştırma yaptı muhabirimiz Gülay Alaca. Peki sonucunda neye ulaştı? Gelin birlikte izleyelim, birlikte öğrenelim. 22.500 liraya varan özel bankalarda tahmin ediyoruz buradaki promosyonu. En düşük promosyon ücretine %166 en yükseğine ise %50 zam geldi. Ancak bu kamudaki rakamlar peki ya özel bankalar? Bence yapması lazım. Emekliyi biraz olsun sevindirecek o müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarında emekli promosyon ücretlerinin güncelleneceği söylenmişti ve başvurular başladı. Kamu bankalarında en düşük promosyon ücreti 8 bin, en yüksekse 12 bin lira oldu. Verilen rakamlar özel bankaların verdiği rakamlarla şu anda hemen hemen aynı. Özel bankalarda en düşük 3 bin lira, en yüksek 10 bin lira ama... Bu 10 bin lira üzerinden banka bünyesinde özelde kredi kartı veriyorlar, Fatura e, üzerinden otomatik ödeme e, veriliyorsa ayrı detay veriyorlar, puan veriyorlar ödül adı altında. Hoş geldin kampanyası çip para e, varıncaya kadar farklı farklı isimlerde buradaki 10 bin liralık kıstası... 15 bin liraya yükseltiyorlar. Kamu bankalarında en düşük promosyon ücreti 3 bin liraydı. Şimdi ise 8 bin liraya çıktı. Yani %166 oranında zam yapıldı. Şimdi gözler özel bankalara çevrildi. Acaba özel bankalarda promosyonlarda aynı oranda zam yapar mı? Promosyonları artıracağını tahmin ediyorum. Kalar finansal sistemde, repoda bu parayı değerlendirip çalıştırıyor. Bankalar arasında rekabet kızıştı. Özel bankalar bu bankalarıyla aynı oranda zam yaparsa emekli promosyonları 22.500 liraya çıkıyor. Ee, buradaki 15.000 liraya Kamu bankalarında 8000'den 12000'e yükseltirken %50'lik bir fark olduğundan kaynaklı buna da düz mantık bir %50'lik fark gelirse otomatik olarak 22500 liraya varan özel bankalarda tahmin ediyoruz buradaki promosyonu. Emekli şimdi özel bankalardan işte bu müjdeyi bekliyor. <laughs>